Partisi izlediğini, Ümit Özdağ'ın da bu hamleyi bu nedenle yaptığını iddia ederek Ümit Özdağ bir anlamda iktidarın işine gelmekle suçladılar. Yani iki partideki eğilim buydu. Valla İYİ Parti'den kim söylemişse bunu çok doğru söylemiş. Daha önce diğer başka isimleri kim, Tansu Çiller'i gördük, Deniz Baykal'ın defaatle gittiğini, Erdoğan'dan konuştuğunu gördük. Bir takım isimleri bir araya gelen altılı masayı bozacak nitelikte ne kadar çok isim ortalarda gezindiyse şimdi biz bir yenisini Ümit Özdağ ile birlikte görüyoruz. Ben bu fikirdeyim. İYİ Parti'nin doğru bir yerden baktığını düşünüyorum. Çünkü Ümit Özdağ bir parti genel başkanı. Bir parti genel başkanı çıkıp niye başka muhalefet partilerin adayları konusunda, kendisi o ittifakta değil, o ittifaka girme derdinde değil, kimi temsil ediyor, hangi taban, ne gibi bir tabanın var Zafer Partisi'nin, diyebilirler ki şöyle bir tabanımız var. Neden şimdi konuşuyorlar? Ümit Özdağ'ın çıktığı kanallara bakalım. Bütün iktidar yanlısı medyada her gün çıkıyor ve sürekli konuşuyor. Sadece bu konuda da değil. Burada bir soru işareti koymamız gerekmiyor mu meseleye? Bu arada şu, yani ben tabii ki bunları da hani... Yok. Ben Akit TV'ye de çıkıyorum, CNN Türkiye'de çıkıyorum. Size de isterseniz çıkar bunları anlatırım dedi. Ondan sonra hani bu da nazik bir eleştiri olarak kabul ediyorum ben bunu. Ama ben şuradayım Şirin. Ben neredeyim? Ben bakışımı söyleyeyim o zaman. Söyle diye zaten söylüyorum. Sen beni zorluyorsun. Ben şunu düşünüyorum. Ben bir siyasi parti üyesi değilim. Hatta eğer bir siyasi partiye yakın davranıyorsam söylemlerimde, bu benim hatamdır. Herkesten özür dilerim. Bir, Türkiye olası bir adaya da veya şuna buna da yakın değilim. Bizim görevimiz gazetecilik. Bu minvalde şöyle bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Ben Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayının toplumda daha çok tartışılması, kim olacak tartışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim. Hatırla, Ekmenettin İhsanoğlu'nun adaylığı meselesinde, aday olduğu sırada, sen biliyor muydun önceden kimin aday olacağını? Ben bilmiyordum. Böyle bir tartışma gördüm mü? O da bir mühendislikti çünkü. Görmedim. Birileri getirdi ve koydu. Hayır, görmedim. Hatta şöyle enteresan bir şey. Konuştuğum Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri dedi ki biz de Barış Bey sizin gibi televizyondan öğrendik dediler. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunun yöntemi bu olmamalı. Yani bir isim açıklanın, tamam o zaman. Bir kişi, 5 kişi, 6 kişi. Böyle olmamalı. Mesela geçen günlerde Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekiliyle konuştum. Dedim ki böyle biraz kulis almaya çalışıyoruz biz. Bizde hemen Barış Bey dedi siz ne biliyorsunuz, ben de o kadar şey biliyorum. Ben toplumum, bak partiler demiyorum Şirin. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, mesela kanaat önderlerinin, var böyle kanaat önderleri toplumun içerisinde. Kimi yazar, kimi gazeteci, kimi fikir adamı, kimi akademisyen, kimi hatta ilahiyatçı. Böyle akil tartışmalı. Bu parlamento diyoruz. Konuşmaktan geliyor. Demokrasi konuşmaktan geliyor. Konuşarak bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de bu hani muhalefet sistemi şu anda bir masa etrafında bu meseleler zaten konuşuluyor, siz duruna kilitlenmiş durumda. Bunu yanlış buluyorum. Ümit Özdağ'ın aslında belki söylediğin anlamda oyu düşük. Ama düşük oy olmasına rağmen bu tartışmanın bu kadar büyümesinin nedeni aslında bu meselenin konuşulamaması nedeniyle daha kırılgan hale gelmesi. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ben tam tersi adaylık meselesinin çokça konuşulduğunu düşünüyorum ama sana şurada katılıyorum. Yani onlar kendi görüşlerine göre daha şurada katılıyorum. Altılı Masa ve Altılı Masa'nın dışında kalan muhalefetin gerek bu Cumhurbaşkanı adayının profilinin ne olacağını, gerekse ekonomi, birazdan konuşacağımız, seçim yasası, bu gibi konuları gerçekten sokağa indirip tartıştıramadığını düşünüyorum. O tartıştırma zaten muhalefet etmenin tam kendisi. Yani muhalefet partileri, Altılı Masa ve onun dışında kalanlar inecekler üniversitelerde, konferanslarla, sivil toplum örgütleriyle, sokakta, işçi örgütleriyle, gençlik örgütleriyle hem ekonomik gidişatı, hem programlarını, hem durmak istedikleri yeri, yapmak istediklerini tartıştırmaları gerekiyor. Bu hem senin dediğin gibi tabanın da tartışmaya katılması demek ama aynı zamanda zaten muhalefet etmenin de tam kendisi demek. Orada hemfikirim. Yani bak, Fransa'yı konuşuyoruz. Macron diye bir adam çıktı. Var mıydı 20 yıl önce, 15 yıl önce Macron diye biri? Yoktu. Yoktu. Burada zaten mesele Mansur Yavaş da olabilir, İmamoğlu da olabilir, Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir. Yani bunlar en fazla ön plana çıkan isimler diye düşünüyorum. Diğer başka isimler de var. Ama bu sefer Ekmenettin İhsanoğlu'ndan biraz daha farklı. Bu sefer aslında hayır, zaten ben öyle yani süreç başka türlü işliyor. Ama ben burada bu çıkışları yapan isimlerin, yaptığı çıkışların Türkiye'deki tecrübeli bir hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem de gazeteci olarak zamanlamasını ve içeriğini ve üslubunu ve gerekçelerini manidar bulduğumu söylemek istiyorum. Ama tabii ki yani Ümit Özdağ yapıyorsa açıklamayı, hay hay, her zaman yayınlamaya ve vermeye hazırız gazeteciler yani olarak. Ben de diyorum ki Türkiye Komünist Partisi de açıklamalı Cumhurbaşkanlığı seçimini, mesela Hüdapar'da konuşmalı. Cumhurbaşkanı, biz şöyle bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Yeniden Refah'ta konuşmalı. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye konuşmalı diyorum. Tabii. Türkiye'de bu açıdan bir konuşmama sorunu var. Bak bir yıl kaldı seçime. Cumhurbaşkanı dediğiniz, biz şunu savunmuyor muyuz? Tayyip Erdoğan gibi olmasın, milletin cumhurbaşkanı, bütün milletin cumhurbaşkanı olsun demiyor mu herkes? Çünkü Tayyip Erdoğan bir parti kimliği de olduğu için o parti kimliğinin dışına çıkamadı, oraya hapsoldu. Bu olacaksa eğer çok konuşmalı. Yani sivil dernekler, köy dernekleri bile demeli işte ki biz şunu bekliyoruz. Bence Altılı Masa'nın en büyük yapması gereken, en önemli yapması gereken şey bu zaten. Yani o bir siyasetçinin ya da başka dışarıdan birinin öyle yapmayın da böyle yapmayın demesinden daha çok halkın tartışmasını sağlamak. Birazdan bunu zaten hem konuğumuz olacak, ekonomi konusunda bu soruyu soracağız. Deva Partisi'den İbrahim Çanakçı ve HDP'den Garo Paylan'a, sonrasında da İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'la konuşacağız. Ve Fikri Sağlar ve Mehmet Ali Kulatla ilerleyen dakikalarda. Şimdi gelelim bizim bu bölümde hep üzerinde önemli durduğumuz meseleye. Şu devletin kaynakları hangi tarikatlara, şehirlere, şıhlara gidiyor ve laik, anayasasında yazıyor, laik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin hala dimdik ayakta ve TRT kimsenin malı mülkü değil. Aynen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kimsenin malı mülkü olmadığı gibi. Bunlar devlet kurumları. Başlar mısın Barış? Neden bu sözleri söylüyorum? Neden söyletiyorlar bize bu lafları? Şu yüzden şirin. Konuşamıyoruz diyoruz ya. Türkiye'de bu meseleler de konuşulmuyor. Bak, ben ilahiyatçılarla konuşuyorum. Ben dini akil bir aklıyla yaşayan insanlarla konuşuyorum. Şu an söyleyeceklerimi onlar da açıktan söyleyemiyorlar. Benim farkım, ben açıktan söylüyorum sadece. Çünkü bu bir gerçeği söylemek bazen sadece bir kararlılık sebebi. Nedir o? TRT bir ekranlarında Ramazan programında kim çıkarıldı? Şemsettin Bektaşoğlu. Kim çıkardı? Sunucu kim? Serdar Tuncer. Serdar Tuncer kim? Menzil cemaatinin müridi. Şemsettin Bektaşoğlu kim? Menzil cemaatinin hocası. Doğal olarak bu bir TRT programı değil artık. Bu bir Menzil cemaati programı. Türk televizyonlarında biliyoruz, Menzil cemaatinin kendi televizyonu var. Her gün yayın yapıyorlar 24 saat. Ama devletin televizyonunda benim vergilerimle, senin vergilerinle çıkan televizyon, yayın yapan televizyonda Menzil programı yapılıyor. İşte bunu itiraz ediyoruz. Şimdi bak Şirin, bir kere bu tarikat ve cemaat yapılanmaları öyle bir hale geldi ki, din nedir? Tanrı'nın kullarına buyruklarını peygamber aracılığıyla iletmiş olduğu kutsal kitapları yurttaşlar inanırlar, inanırlarsa kendilerine bir dünya yolu çizerler. Sonuçta Tanrı ile kul arasındaki bir hikaye. Bu tarikat ve cemaatler diyor ki hayır, bu Tanrı ile kul arasında değildir. Biz sizin aracınızız. Biz sizi cennete götüreceğiz. Gelin bize diyor, beni takip edin. Ne oluyor takip meselesinde? Şeyh çıkıyor, hoca efendi çıkıyor,